Merhabalar, hoş geldiniz. Çok sağ olun. Sayın Adem Zeybekoğlu ve Parti Meclis üyemiz Avukat Gizem Hanım Marmaris'i ziyaret ettiler. Gerçi Gizem Hanım zaten Marmaris'li. Öncelikle belediye başkanımızı ziyaret ettik. Devamında sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettik. Gerçekten Marmaris için ve Muğla için partimizin genel merkezde en üst seviyede temsil edilmesi bizim için önemli, değerli. Gizem Hanım bizim için, örgütümüz için ve bölgemiz için gerçekten önemli bir pozisyonda. Biz de bunu Marmaris bazında sivil toplum kuruluşlarını dolaşarak yaşanılan sıkıntıları, talepleri, genel merkeze iletilmesi gereken şikayetleri, istekleri iletilmesi konusunda Gizem Hanım bizzat gerekli mesajları verdi. İl başkanımızla birlikte. Tabi milletvekillerimiz zaten 4 milletvekilimiz, Cumhuriyet Halk Partili milletvekilimiz bölgemizin sorunlarını gayet iyi biliyor. Sıkıntılarını gayet iyi biliyor ve ne kadar parlamenter sistemde milletvekillerimizin çalışmaları eski dönemdeki kadar sağlıklı olamasa da mevcut sistemde bütün milletvekillerimiz bölgemizin sıkıntılarını parlamenter sistemde şu anda meclise taşıyorlar. Bu anlamda Gizem Hanım'ın da Muğla'mızda parti meclisine seçilmesi gerçekten bizim için önemli oldu. Öncelikle ben kendisine tekrar basın huzurunda hayırlı olsun diliyorum. İnşallah çok başarılı olurlar. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sözü il başkanımıza bırakıyorum. Sayın Parti Meclis Üyesi, ilçe başkanım, sevgili basın emekçileri ve Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarım, hepinize Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi biz 8 Şubat'ta İl Kongresi'ni yaptıktan sonra bütün örgütlerimizi, esnaflarımızı, sivil toplum örgütlerini dolaşıyoruz, onların sorunlarını dile getiriyoruz, gerekli Ankara ile iletişim kurarak bütün Muğla'nın sorunlarını parlamentoda ve partimizin üst seviyesinde bunu aktarıyoruz. Bizim görevimiz bu. Bildiğiniz gibi biz bu ziyaretimizi daha önce de yapabilirdik. Ama hepinizin bildiği gibi dünyamızı ve ülkemizi etkileyen pandemi süreci olduğu için bu toplantılarımız daha geç oldu. Ama bu demek değildir ki biz yine halkımızla beraberiz. Bildiğiniz gibi bu pandemi sürecinde İktidarın bir maskeyi dağıtamaması ama bizim başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımız bu sorunları yerelde çözdüler. İktidarın çözemediğini bizim belediye başkanlarımız bu sorunu çözdüler. Biz bu halkla iletişimi devam edeceğiz bundan sonra da. Bildiğiniz gibi Kurultay'da Muğla'mızı temsilen 4 vekilimiz vardı. Bunu Kurultay'da da bir Muğlalı ve Marmaris kökenli bir arkadaşımızın parti meclisine girmiş oldu. Bunun parti meclisine girmesi bizim Muğla açımızdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Parti meclisinde ve partinin üst seviyesinde Muğla'nın sorunlarını direkt aktarabilecek yeteneklidir arkadaşımız. Bunu bilmenizi isterim. Şu anda doktorlar diyor ki iyi yönetilemiyoruz, ölüyoruz. Eğitimde durumu görüyorsunuz. Ekonomiyi bizzat yaşıyorsunuz. Biz dolara bakmıyoruz diyorlar. Ama halkımız çocuk bezinden tut, doğalgazdan tut, her konuda dolara bakmak zorunda. Yani şu anda zaten ekonomimiz iyi gitmiyordur. Ama bu pandemi sürecinde de bu katmerli olarak gitmiş durumdadır. Yani ülkemizin her zaman diyoruz iyi yönetilemiyor. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunları çözebilecek birikimimiz, deneyimiz var diyoruz. Bu bütün programlarımızı halkımıza anlatıyoruz. Bugün Marmaris'te de çeşitli sivil toplum örgütlerini ziyaret ettik. Onların sorunlarını aldık. Bunları gerekli olan yere ulaştıracağız.
Biz bunu sık sık, sadece seçim zamanlarında değil, biz her alanda bu pandemi sürecine rağmen biz geziyoruz, herkesin sorununu dinliyoruz ve bunu da ilgili yerlere iletiyoruz. Sadece biz eleştiri değil, sorunları çözme aşamasında da genel merkezimiz bu konuda hazırlıklı programının olduğunu ve bunları biz halka iletiyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkürler başkanım. Alabilirim. Sayın il başkanım, ilçe başkanım, değerli basın mensubu arkadaşlarımız ve çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partililer, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bileceğiniz üzere 37. kurultayımızı gerçekleştirdik ve bu kurultayda genel başkanımızın teveccühü ve bölgemizin de bizi aday göstermesi üzerine bir aday olduk ve bunun sonucunda da parti meclisine seçildik. Bu süreçten sonra 2. yüzyıla çağrı beyannamesi kurultayda biliyorsunuz imzasını atmıştık. Bütün delegelerin oy birliğiyle kabul ettiği bir beyannamedir. Artık bundan sonraki hedefimiz iktidar ve bu iktidar yürüyüşümüzde bizim anayasamız bu beyanname olacaktır. Ve bu beyannameyi genişleterek hep birlikte sizlerin de desteğiyle büyüyerek bu mevcut düzeni değiştireceğiz arkadaşlar. Bunu hep birlikte başaracağız. Başarmak zorundayız. Bahsettiği gibi il başkanımızın da STK'larımızın sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettik. Sorunlar çok derin. Eğitim, ekonomi çok çeşitli alanda Türkiye Cumhuriyeti sorun yaşıyor. Bu sorunları da bölge nezdinde düşündüğümüz zaman en çok yara gören buradaki bölgedeki meslek grubu da tabii ki turizm. Çünkü geçimini turizmden sağlıyor ve bir domino etkisinde turizm bütün bölgeyi etkiliyor. Yapılan yanlış açıklamalar, siyasetin yanlış tutumla izlemesi sonucunda mevcut buradaki esnaf da turizmden çok ciddi anlamda olumsuz etkilendi. Bu süreci de yaşayan değerli Marmaris halkı olarak en güzel cevabı yine sandıkta vereceğimize inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu sorunların kaynağının yaklaşık 90-80'i mevcut iktidar kaynaklı olduğu için artık iyi niyetli bu iktidarın sorunu bizim için karar almamız değil. Biz her zaman erken seçime hazırız ve artık bu konuda gündemlemeyi de başladık. Çünkü bunlar ilçeyi yönetemiyor. Yönetemedikleri şeyi biz talibiz diyoruz. Ama karar alacak olan onlar. Parlamentoda çoğunluk kimdeyse. Dolayısıyla bunu daha fazla Türkiye'nin taşıyabilme gücü kalmamıştır. Artık mutlak surette parlamenter sisteme geri dönüş yapılması gerekmektedir. Bu başkanlık sistemi adı altında uygulanan değişik bir sistemdir. Aslında tamamen